rakibin üstüne yıktıktan sonra. Kuvu şimdi alt koridora geldi. Rogue'un üzerine gitmeye çalışıyor. Essin geldi. Hızlandırdı takım arkadaşlarını. Shen geliyor şimdi. Işınlanla beraber. Orada gölge fırlayışı. Gölge fırlayışı sıçra kombosu. Holy Phoenix skoru bu noktada Galacticos'a gidiyor. 4 kişi birden bir anda alt koridorda bitiverdiler. Deneyecekler. Kule altını istiyorlar bu arada. Yani çok akıllıca olur mu emin değilim. Şimdi Yiğit sersemletmeyi başardı. İzole ettikleri kendi üzerinde büyük bir hasar ve skoru almayı başardılar. Rayn oradan canlı çıkabilecek mi? Rayn oradan canlı çıkmayı da başarıyor Galacticos'tan. Ku orada çalının içerisinde bekliyor. Immortor'u yakalamak istiyorlar. Bir kozmik bağ gelir mi? Duvara doğru şey yapamadılar. Bu arada Mul sıçrasını kullandı. Orianna'dan bir de ulti geliyor. Ku o noktada Ivor skorunu aldı. Şimdi Immortor'u. Immortor'u bard ultisi geldi ama sıçrayla beraber kurtuldu oradan ama Shen geldi. Shen'i getirdi yanında Kha'Zix. Anlaşmayı bozdu. Ve iki skor birden. Ku'da kalıyor. 3-0-1 Kha'Zix başlangıcı. Yalnız üst koridorda ilk kule kanı. İlk kuleyi kaybettiler. Cevap verebilecekler mi? Zaten tabii ki iki tane skor aldılar ama devamını getirebilecek mi bakalım Galacticos? Burada alamayacaklar. Dark Pass'ın çok fazla dikkat etmesi gerekiyor. Bir örneğini burada görür müyüz? Immortor'un üzerine gidecek mi? Ulti geldi o noktada Orianna'dan. Havada patlattı Orianna'yı Ku. Bir skor daha annesine ekledi. Dark Passage henüz skor tabelasına adını yazdırabilmiş değil. Ve Orianna'ya karşı geri dönmeye çalışıyor. Bakalım Bard'ın yetişebilecekler mi? Bard'ın ultisi var Scarlet. Şimdi revanş girdi oraya. Dikkat etmesi lazım Yiğit'in. Kendini hızlandırıyor. Yavaşlatabilecek mi? Şimdi Bard'dan ulti geldi ama Hiyo sıçrasını kullandı. Arkada Ku gelmiş. Kule altı denemesi ama Cosmic Bar yine tutmadı. Şimdi kule altında ulti geldi. Ku'nun başı dertte. Orianna'nın kalkanı yeterli olacak mı? Orianna'nın kalkanı yeterli oldu. Gelen giden var mı bakıyorum. Gelen giden kimse yok oraya Scarlet. Birleştirecekler bunu. Altın üstünlüklerini de biraz daha artıracak Galacticos. Immortor'u ya da bırakmak istiyor aslında mavi ama Souls Perfect Move'u yakaladı. Şimdi sıçrasını almayı başardı. Ku içeri girdi. Shen de geliyor Ku ile beraber. Arka taraftan da Jhin ultisi. Move skoru gelecek mi? Move skorunu almayı başardılar. Ku ezip geçiyor. Yalnız Rayr'ın dikkat etmesi lazım. Şimdi kendi ultisi sıçrayı kullanıyor. Hiyos yakalandı. Güzel bir Bard ultisi geliyor. Çıktığı yerde Hiyos alabilecekler mi? Mahvolmuş Kralın Kılıcı'nın aktifiyle beraber oradan çıkarıyor kendini ve Ku'ya buraya kadar dedirttiler. Çok önemli. 6-0-1'lik Ku'yu Hiyos düşürmeyi başardı. Bitkinlik Souls Perfect'in üzerinde. Şimdi Rogue'un üzerinde 30 doğru gidecek mi? Orada son perde de açıldı. Rogue'ya tutmadı yalnız. Şimdi Rogue'ya 3. mermi. Mean TNT'de kaldı o nokta skor. Mean TNT'ye skor vermeleri gerekiyor. Şimdi Move'u yakaladılar. Revanş ama erken kullandı Cosmic Bağ. Orada bir şok patlaması geliyor Orianna. Move skorunun alınmasında revanşa yardımcı oluyor. Evet revanşa yanlış duymadınız. Hiyos şimdi üst koridordan baskı kurmaya çalışıyor ama kaçabilecek mi? Kaçabilecek çok fazla yer yok. Ku üzerine doğru atlı. Çullanı kullandı. Hiyos ultisini kullanıyor. Orada trajediden de kaçmayı başardı ama. Şimdi üzerinde Kha'Zix var. Kha'Zix'in hasarı inanılmaz. İzole hasarı. İki tane Seer Derby'si ulti boşa gidince Holy Phoenix. Hayatta kalması çok kolay değil. Büyük bir hasar verdi ama hayatta kalmasına yetmeyecek. Bulacak büyük ihtimalle Hiyos'u atladı üzerine. Atladı Hiyos'un üzerine gidiyor. Hiyos paramparça oldu. Ku seriye bağladı. Yalnız ormancı uzakta. Şimdi Holy Phoenix'in başı dertte olabilir. Üçüncü mermi tuttu. Dördüncü mermi tuttu. Sersemletme başarılı olmadı. Rayr girdi içeri. Bard ultisi nereye gitti? Rayr yalnız orada. Orada herhangi bir hasar çıkacak. Başka kimse yok. Ravaç'tan sıçra Cosmic Bağ. O da tutmadı. Galacticos adına arka arkaya kaçan yetenek atışları kışkırtma da tutmadı. Galacticos bu skoru istiyor ama çok mu fazla şey harcadılar acaba? Orada bir kefaret geliyor. Azalan canları yeniden yüksek bir seviyeye çıkaracaklar. 5'e 4 bir savaş için. Kalkanı şimdi kendi üzerine çekti ama Souls Perfect. Holy'yi yavaşlattı bu arada otomatik saldırısıyla. Mean TNT'nin başı dertte. Şimdi Ku içeri girdi. Shen de üzerinde. Ku'nun üzerinde bitkinlik var yalnız. Orianna ultisi. Holy Phoenix'i düşürmeyi başardılar. Şimdi 5'e 4 bir takım savaşı. Hiyos'un ultisi var. Hiyos orada sersemletebilir rakiplerini. DP 3 kişilik bir ekiple kaçmaya çalışıyor şu anda. Muğla Rogue'u yalnız bıraktı Hiyos'u. Hiyos görüşürüz. Gittiği yerden kart at bize. Mean TNT'yi seriye bağladı. Ama Moon oralarda, o taraklarda pek bezi yok. Alt koridorda minyon ittiriyor şu anda. Dolayısıyla bu Baron Galacticos tarafına gidecek gibi görünüyor. Hiyos'u istiyorlar. Son perde açıldı. Hiyos'u yakalayabilecekler. Birinci mermi, ikinci mermi kaçtı. Rogue'u yakalamak istiyorlar en azından. Rogue'u yakaladılar. Kefaret yeterli olmayacak. Bu arada Ku arkada Hiyos'a saldırdı. Yalnız yarı cana kadar düşmüş durumda. Sonunda Rogue'u çıkarmayı başardılar. Ve ikinci kuleyi de aldılar. Baron güçlendirmesi biterken Galacticos bu Baron güçlendirmesiyle 3 kuleyi hanesine yazdırmayı başardı. Yalnız devam edebilecekler mi bakıyoruz. Teşenoklar can yakıyor şu an. Öte yandan bu arada revanşın üzerinde bir Immortor ultisi geldi. Sıçrayla da hemen oradan çıktı Immortor'u. Çok zorluyor rakibini ve Kadim Ejderha geldi. Şimdi Immortor'u Souls Perfect'in üzerinde. O kalkanlar yeterli olacak mı? Yine hayatta kaldı Immortor'u. Kadim Ejderha Galacticos'un yanında. Bakalım savaş başlatmak isteyecek mi? Ama Baron çok hızlı düşüyor. Şimdi
Son perde açıldı. Rogu'ya birinci mermi, ikinci mermiden kaçmayı başardı. Üçüncü mermi, dördüncü mermi skor almaya yetmeyecek ama arkada Immortor'u yakaladılar. Immortor skoru gelecek. Immortor'u düşürdüler. Öyle bir hasar çıkıyor ki onun karşısında durmanın neredeyse imkanı yok. Ray şimdi içeri girdi. Bu fazla işte. Evet, burada birazcık işi abarttılar. Ku içeride. Orada kendini hızlandırarak çıkıyor. Bu arada Rare de ultisini zannediyorum revanş üzerinde kullandı. Devam edecekler. Immortor'un çıkmasına 7 saniye var. Bu bir felaket olabilir Galacticos adına. Bakalım Dark Passage tetiği çekebilecek mi ama hayır. İkinci Nexus Kulesi de düştü. İnhibitor üzerindeler şu anda. Bakalım Galacticos ilk maçı kazanma yolunda büyük bir hamle ve ilk maçı Galacticos kazanıyor. Skor tablosu da inanılmaz. 22-1. Yani biraz fazla istiyorlar belki dedik ama pek de öyle değilmiş. Sınırlarını çok iyi biliyorlardı ve ilk maçı da son bir ittirmeyle kazanmayı başardılar. Yani şu ikinci sırada oturduğunu gördüğümüz şu anda su içen sarı saçlı arkadaş